Tuz atmayı unuttun mu yoksa bilerek mi atmadın? Beceriksiz! Yemeğe tuz atmıştım. Az gelmiştir. Getiriyorum. Çabuk! Yeterli mi? Bir daha böyle tatsız tuzsuz yemekler yaparsan bu tabağı kafana geçiririm. Kimin yasını tuttuğunu biliyorum. Ama şunu unutma Ucala. Burası benim evim ve burada sadece benim istediğim olacak. Neden bakıyorsun? Suyu kim verecek? Söyle, sen mi, annem mi? O aklından geçen bütün her şeyin farkındayım. Ama sen dur. Yapacağımı biliyorum. Ne var? Sen de mi acıktın? Git, çekil şuradan. Anne, ben bütün elbiseler arasında en çok bunu beğendim. Bir de şu sete bir baksana, bununla yakışır mı? Evet, güzel görünecek. Yani bana kalırsa en iyisi resmini çekip Neval'e gönder. Kendisi görsün. Bakalım bunu beğenecek mi? Hayır anne, gerek yok. Bence bunu beğenir. Bunu neden beğenmesin ki? Hepsi de pahalı şeyler. Elbette hoşuna gidecektir. Yenge, sen de gelip bu kıyafet ve takılara baksana. Sonra sana aldığımı da göstereceğim. Bizimle otur. Kiran, ayrıca yarın birlikte alışverişe çıkıyoruz. Çocukları da yanına al. Kendine ve onlara bir şeyler bakarsın kızım. Buna ihtiyacım yok. Zerbap'la birlikte gideceğim. Ayrıca bana böyle değer vermedin. Aramızda çok ayrım yaptın. Bunu senden hiç beklemezdim. Nasıl yani? Ben annemle konuşuyorum. Sen karışma. Ben bu evin en büyük geliniyim. Ama siz her şeyi benden saklıyorsunuz. Önce birlikte sessiz sedasız Süheyb'e kız buldunuz. Bana ya da Zerbab'a haber vermediniz. Şimdi burada düğün hazırlıkları yapıyorsunuz ve beni görmezden geliyorsunuz. Ama küçük geline gelince... O neyi sever, neyi sevmez, hepiniz onun peşinde pervane oluyorsunuz. Hiç kimse bana en ufak bir şey sormaya bile zahmet etmiyor. Evin büyük gelini bunu mu hak ediyor, ha? Senin iki küçük bebeğin var. Bizimle nasıl geleceksin? Sana kaç kez söylemem gerekiyor ben annemle konuşurken sen karışma diye. Anne benimle nasıl konuşuyor görüyor musun? Feyza, sen sessiz ol. Sessiz mi olayım? Buna nasıl cüret eder? Abla. Sen kim abla. Oluyorsun? Hemen Zerbab'ı eve çağırın. Bu terbiyesiz kıza haddini bildirecek. Onu aramana gerek yok. O da senden bıktı zaten. Bana ablam evli dedi ama her gün burada olmandan şikayet ediyordu. Sanki başka kalacak bir yerin yok. Benim kardeşim böyle bir şey demez.
Onu bize karşı dolduran sensin. Sadece Zerbap değil, bütün ailen senden bıktı. O gün Süheyb, Nevine ablam neden evine gitmedi diye soruyordu. Neden her Allah'ın günü buradasın? Kiran. Haddini aşma, tamam mı? Onca hatandan sonra bile seni affedip bu eve geri kabul ettik. Bence bize minnettar ol. Öyle mi? Neyin minneti? Burası benim kocamın evi. Ne zaman istersen buraya gelirim. Beni kim durduracak? Bak kızım. Benim kardeşim o yüzünü görmek istemedi. Senden boşanmak istedi. Yat kalk ona şükret. Sırf sen rezil olma diye sana son bir şans daha verdi. Bu eve tekrar kabul etti. Yoksa sen asla bu eve layık değilsin. Ne sen ne rezil aile. Bana ya da aileme karşı tek kelime daha edersen seni kendi ellerimle öldürürüm. Sana haddini bildireceğim. Bana böyle konuşmaya nasıl cüret eder? Ben kaç defa sizi uyarmaya çalıştım. Kaç defa size o kadınla muhatap olmayın dedim. Dinlemediniz. Neden hala onun seviyesine inmek istiyorsunuz? Allah onu hidayet etsin. Geldiğinden beri bütün huzurumuzu kaçırdı. Yüce Allah'ım. Şunların hepsini içeri götür. Böyle konuşmaya nasıl cüret eder? Ona yapacağımı bilirim. Evet. Dinle. Düğün alışverişi için bana 1 milyon rupi gönder. Hemen şimdi. Sen aklını mı kaçırdın? Ne demek aklını mı kaçırdın? Eğer o Neval 1 milyonluk elbise giyebiliyorsa ben niye onun kadar pahalısını giymeyeyim? Düğün takıları da çok pahalı ve annen bütün özel takılarını küçük gelinine veriyor. Büyük gelin kimin umurunda ki? Ama sana da çok mücevher vermişti. Değerinden fazla. Unuttun mu? Sana kaç defa maddi durumumla alay etme dedim. Hepsi geride kaldı. Artık senin karınım. Senin seviyene göre yaşamak ve öyle giyinmek zorundayım. Ama sen her şeyi sorun ediyorsun. O Neval istediği elbiseleri giyebilir ama ben alışverişe dahi çıkamam. Sana söylüyorum. Eğer annen ve diğerleri o Neval'e benden çok değer verirse 2 çocuğumu da alıp annemin evine dönerim. Sonra siz de görürsünüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.